Gamze Sakallıoğlu cinayetiyle devam edeceğim. Turcan hazır mı? Bir Turcan'ı bir göreyim. Burada değil Turcan. Şu anda Bodrum'da, Mazı'da. Bir görebilir miyim? Bir bakalım. Son fikrini değiştirmedi değil mi Turcan? Annen bir... buradan kaçtılar biliyorsun değil mi? Kaçarak gittiler. Ben de buraya gelince öğrendim. Kaçarak gittiler de niye bu kadar korktular ve endişelendiler? Ben de onu anlamıyorum. Sadece soru soruyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz ki. Biz tutuklamayız, nasıl tutuklayacağız yani? Bir tutuklanma korkuları olmuş. Çok enteresan. Böyle bir korku gelişmiş. Gamze'nin anne babasında. Bir hatırlatmasına girelim lütfen. Ceset var. Ceset varsa suçta. Kusursuz cinayet yoktur. 16 yaşındaki Gamze öldü. Suçlanan gelin Nazlı'nın eski kocası ilk kez konuştu. Sen Nazlı'nın ilk eşisin diye biliyorum. Doğru mu? Maalesef doğru değil abla. Sen onun kaçıncı eşisin? Ben de bilmiyorum. Gamze'nin ailesine ulaşmışsın ve demişsin ki beni de zehirlediler demişsin. Sen aileye beni de zehirlediler diye bir şey söyledin mi, söylemedin mi? Yok abla, öyle bir şey diyemem. Çünkü o zaman bu ne? Ben... Yalan söylemiyorum. Çocuklarınızın birinin canı yanar dedin. Sen çocuklarına da zarar verebilirler dedin bana. Yok abla, ben öyle bir şey diyemem. O gecenin kilit tanıklarından Ayşe ilk kez canlı yayına bağlandı. Eve gelmenizi, sizin eve oturmanızı kim istedi? Evet, Gamze istedi. O çay içeriz dedi. Tamam, bir şeyler yeriz dedi yani. Tamam. Biz de oturduk. Biz vardığımızda gayet her şey normaldi. Yani hiç öyle bir böyle sıkıntılı bir aile gibi değildi yani. Hiçbir şey öyle görükmüyordu. İlk girdiğimizde Gamze'nin yattığı odayı gezdik. Yatak odasını gösterdi. İşte burada kalıyorlar dedi. Yatak çok felaketti yani. Üstünde hiçbir şey yoktu. Bir de Gamze'nin yattığı yataklar var ya, çarşafı, battaniyesi, her şeyse o ölü bulunduğu yatağın ayak ucunda dürülüydü Didaman'ın. Niye yatakta yatmıyorsun, o daha rahat değil mi dediğimde affedersin o bayanın yerinde yatmam dedi. Turcan, kulaklarım duymuyor dedi. Şok sonucu Didem Arslan Yılmaz açıkladı. Sen dün gittin. Evet. Normalde test 30 dakika evet. sürüyor. 45 dakika boyunca teste kaldın. Evet. Tamam mı? Evet. Kulakların böyle bol gibi duyuyor. Her şeyi duyuyorsun. Benden daha iyisin. Anlayamıyorum. Bere testi objektif bir testtir. Objektif dediğimiz, hastanın sese karşı tepkisi olmadan işitmesinin kolaylıkla değerlendirilmesiyle gerçekleşiyor. Net bir sonuç çıkacak mı? Kesinlikle. Sakin, biraz daha sessiz. Tamam mı? Sakin. Anlaştık mı? Seni duyuyorum. Bakacağız. Daha testimiz... Tamam. Daha testimiz bitmedi. Nasıl bir sonuca ulaştınız? İşitmesi gayet normal. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Sağlıklı duyuyor. Kulakların duyuyor. Değil mi? Kulakların duyuyor. Bilmiyorum. Duyduğu halde duymadı diye yalan söyledin. Kulaklık taktırdın. Bilmiyorum. Neden yaptın? Evet, 16 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu cinayetini konuşuyoruz. Bodrumlu Gamze, anne babası, daha doğrusu babası uyku hapı alıp çok derin bir uykudayken annesi de uyuduğunu söylüyor, bir şey duymadığını söylüyor. Çelişkili, önce uyku hapı içtim diyor, sonra içmedim diyor. Sevgili Turcan ve anne babası, biliyorsunuz olaydan 2 gün sonra 24 Temmuz'da cinayet işleniyor. Anne babası evdeyken öldürülüyor. Boğazı sıkılarak ya da üzerine yastık bastırılarak maalesef kızımız, 16 yaşındaki çocuk öldürülüyor, genç kız. Daha hayatının baharında. Sonrasında 26 Ocak'ta anne baba tutuklanıyor ve cezaevine giriyor. Şimdi cezaevinden denetimli serbestlikle dışarı çıktılar. Dolayısıyla baş şüpheli hala onlar. Burada birçok soru sorduk. Özellikle kulak duyma meselesi, ilacı aldım almadım. Turcan şunu söyledi. Ben buradayım, stüdyo ortamındayım, kafam çok karışıyor dedi. Şimdi oğlum Efar burada. Turcan'ın, gelini Nazlı burada. Sürekli onları suçlamaya devam etti. Ben burada olup kızımın katilini aramaya devam edeceğim dedi. Fakat buradan adeta kaçarcasına gittiler. Böyle apar topar gittiler. Aslında sonra öğrendik ki aslında günlerdir hazırlık yapıyorlarmış. Gitme hazırlığı yapıyorlarmış. Turcan, niye gittiniz? Şu anda Bodrum'dasın. Çünkü size bir haftadan önceden belki gitmeye çalışıyoruz. Oradan yapalım röportajı dedik. Dinlemediniz. Rahat değiliz orada biz. Neden rahat değildin peki Turcan? Ben hapishanede zaten psikolojim bozuldu tamamen. Orada da psikolojim bozulmak üzereydi. Evimde daha rahatım.
Vallahi ben psikolojinin iyi olduğunu biliyorum. Hatta bana bir örgü örüyormuşsun. Bunu Didem Hanım'a yapacağım diyormuşsun. Dışarıdaki çiçeklerden evime götürmek istiyorum demişsin. Hafta sonu gezmek istediniz. Hafta sonu gezmek istediniz. Vallahi ben hatta etrafa şöyle dediğini bile duyuyorum. Duydum kocanın. Ekmek elden su gölden falan deyip çok böyle rahat bir hayatınız olduğu ile ilgili. Şakasına dedi. Sorulardan mı rahatsız oldunuz? Kaçarcasına gittiniz sevgili Turcan? Ne oldu canım? Çünkü Eşim size demişti. Ben giderim. Bak beni zapt edemezsiniz demişti. Eşim aldı geldi beni buraya. Sen gelmek, oraya gitmek istemedin mi Turcan? Ben istiyorum. Ben buradan yayın yapmak istiyordum ama o şansı kaybettiniz siz. Ben çekilmek istiyorum çünkü benim avukatım, hakimim, savcım var. Ben kimseyle uğraşmak istemiyorum. Bir daha da katılmak istemiyorum. Ama devam etmek istiyorsanız, madem ki bu işi gündeme getirmek istiyorsanız siz bilirsiniz. Ben izninizle sevgili izleyiciler, biz cinayet işlendikten sonra aile MEFAR bize başvuruyor diye biliyorum. Evet, ben başvurdum. Evet, şimdi kardeşi öldürün. Ben bir şey soracağım. İzninizle ben bildiğim süreci anlatayım. Şimdi sevgili izleyici, Turcan iyi dinle lütfen. Önce dinle. Şimdi kaçarken o görüntüleri ekranlara getireceğim. Nasıl ayrıldılar, ne oldu, nasıl bir... Gerçekten çok endişelendik önce. Misafirlerimiz başına bir şey mi geldi diye korktuk. Şimdi bize aileler, herkes hatta bazen soruyor. Konuştuğunuz, size davet ettiğiniz insanlar gerçek mi, bir kurgu mu yapıyorsunuz diye soruyor. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben birebir gerçek kişilerle konuşuyorum. Bir cinayetten bahsediyoruz. Bunun kurgusu olabilir mi? 16 yaşındaki bir genç kızdan bahsediyoruz. Cinayet işledikten sonra ben özetleyerek geçeyim sevgili MEFAR. MEFAR bizim yayınımızı arıyor ve böyle bir kardeşim öldürüldü. Çünkü biz de bir gazeteciler olarak kamu hizmeti görüyoruz bir anlamda. Sorular soruyoruz. İnsanlar bazen işte çünkü hukukun da yetkileri sınırlı, bir kez ifade alınabiliyor vesaire. Dolayısıyla biz de burada bir kamu hizmeti görüyoruz. Gazetecilik de önemli bir görev ya, toplumsal bir güç yani. Neyse, arkasından cezaevine giriyorlar. Cezaevinden çıktıktan sonra da süreci biz takip ediyoruz. Arkasından tekrar aileyle konuşuldu. Konuşmak ister misiniz vesaire ve davet edildi. Buraya gelindi. Şimdi biz kimseyi burada zorla tutar mıyız? Tabii ki tutmayız. Ama şu bir gerçek. Turcan de kocası da bazı sorulardan özellikle Nazlı'nın üzerine neden gitmiyorsunuz? Nazlı katil ya da şüpheli. Sonra Nazlı katil olmayabilir. Yok yani ilk geldiği andan itibaren o kadar çok çelişkili konuştu ki. Neyse ben lafı fazla uzattım. Turcan kızının fotoğrafıyla ekrana çıkmak istiyorum diyor. Yoksa ben ekrana çıkmam gibi bir şartı da olmuş. Şu anda kızının fotoğrafı tabii ki kucağında olsun. Ben buna nasıl engel olabilirim? Bir anne diyor ki ben katil değilim. Kızımın fotoğrafıyla ekrana çıkmak istiyorum gibi bir talepte olmuş. Buna da eyvallah. Oradan yayına katılmak istiyorum diyor. E tamam, buna da şimdilik eyvallah. Ama hala kızımızın fotoğrafını görmüyorum. Şimdi Turcan, ben sadece soru soruyorum tatlım benim. Benim seni tutuklatmak gibi bir amacım yok. Ama buraya geldiğinden beri o kadar çok çelişkili konuştum ve sorularımızdan... Siz bana bunu ima ettiniz. Hayır, 80 ama milyonun önünde. Ben şunu açık açık sordum. Çünkü çok çelişkili konuşuyorsun Turcan. Doğruları konuşmuyorsun diye dedim. Kulağım duymuyor diyorsun ama kulaklarım bal gibi duyuyormuş. Şimdi buradan nasıl gittin? Nasıl kaçarak gittin? Ben kulaklarımı konuşmaya gelmedim. Cinayeti çözmeye geldim. Çünkü senin kulaklarının duyup duymadığı neden önemli Turcan biliyor musun? Biri senin orada kızının boğazını sıkıyorken sen önce kulaklarım duymuyor, hiçbir şey duymuyorum dedin. Aslında evet, senin kulaklarını böyle radar gibi radar gibi çok iyi duyduğu ortaya çıkınca senin kulakların duyup duymaması önemli. Uyku hapı içip içmediğin de önemli. Burada olmaman da seni biraz... Seninle ilgili şüpheleri de arttırıyor sevgili Turcan. Bak sen kendi ayağına şey yapıyorsun, sıkıyorsun tabiri caizse. Şimdi buradan nasıl gitti bir ekranlara getireyim. Vallahi korktum, senin için endişelendim. Bütün ekip acaba başlarına bir şey mi geldi diye, İstanbul'u bilmezler, tanımazlar, etmezler diye. Çok korktum, çok endişelendik. Bize emanettiniz. Nasıl gittiniz bak ekranlara bir getireyim ya. Nasıl kaçtınız yani? Ceset var. Ceset varsa suç da var. Kusursuz cinayet yoktur.
Peki Turcan, katil değiliz. Kızımızın katilinin bulunmasını istiyoruz. Gelinden şüpheleniyoruz diyorsun. Gelin sizin, burada sen kaçtın. Neden? Beni suçlamalar yaptığınız için benim psikolojim bozulacak diye eşim ben aldı geldi. Ben kaçmadım. Peki Gamze de sizinle beraber. Nasıl gittiniz? Ve sizden böyle yaparsanız Gamze demişim. Özür dilerim. Ama ben soru sorma özgürlüğüm var. Ben haklıyım. Başlangıçta böyle olmayacaktı. Peki. Bana yemin ettirdin. Kızımı getirdin karşıma. Benim aleyhime. Kızımla aramı açtın. Ben niye yapayım? Senin kızın kendisi geldi. Senin katil olduğunu kızın söylüyor. O gün geleceğini söyleseydin ben yemin etmezdim. Neye yemin etmezdim diyorsun, anlamadım. Kızımın karşıma geleceğini bilseydim yemin etmezdim. Ne yemininden bahsediyorsun Turcan? Daha önce sen bana yemin ettirdin susacağımı. Beni böyle ben şüpheli gözüküyorum. Millet bana inanmıyor. Turcan, seni cezaevine koyan kişi ben değilim ki be Turcancığım. Seni şüpheli bulan ben değilim ki tatlım. Seni cezaevine koyan kişi Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı hakimimiz bu kararı vermiş. Sen cezaevinden çıktıktan sonra sen buraya geliyorsun. Cezaevinden çıkmak demek senin aklandığın anlamına gelmez ki, iddianame yazılıyor. HTS kayıtları inceleniyor. Kızının üzerindeki bulunan DNA'lar, her şey inceleniyor. Tırnak aralarında senin DNA alıp olmaması inceleniyor. Şu anda seni baş şüpheli gösteren kişi zaten yargı. Tamam mı? Yargı ben nereden? Ama benim seninle ilgili kafamda soru işaretleri var. Sen bana şunu söyle. Seni buradan kim kaçırdı götürdü? O çok önemli çünkü. Çok çok önemli. Seni buradan kim götürdü? Ben sizi kesip kesip duyuyorum. Sen buradan kimin yardımıyla gittin? Eşim götürdü beni, eşim. Peki Görkem yardımcı oldu mu? Görkem. Eşim götürdü beni. Bak senin bu ama ilk... benim hayatımdan endişe ettiği için götürdü. Allah Allah, ilk kaçma girişiminde bu değildi. O görüntüleri de ekranlara getireceğim. Sürekli kaçmaya çalıştınız. Sürekli kaçtınız. Korktuğun ne var ki kaçıyorsun? Için götürdü. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. Sorulardan korkuyorsun çünkü. Sana soracağım çok önemli sorular var. Madem o evdesin artık korkmana gerek yok. Peki verelim arayı.